Selamünaleyküm sevgili izleyiciler. Denizli, Pamukkale, Karahayıt kaplıcılarından herkese selamlarımı sunuyorum. Güzel bir gün, sabah, cumanız mübarek olsun. Dediler ki bu Karahayıt tamamen kaplıcılar şehir. Yani belki 200'e yakın kaplıca var burada. Otel ve pansiyonlar var. Biz de bu akşam bir kaplıcıda kaldık. Geceliği 150 lira bir oda. Yani ucuz. 2 gün önce kaldığımız otelde de geceliği 500 otelmiş, 600 liraydı. Dediler ki buraya gelmişler, burada kırmızı su var dediler. Merak ettik, sabah dinlerken ben 9.30 saat, 10 olmuş gerçi. Geldik, kırmızı su ama kırmızı değil şu anda. Yani ara, ara, ara ara atıyormuş kırmızı, ara ara da kırmızı çıkıyormuş. Bakın şöyle yakından gösteriyorum. Taş burası, normal taş da burası. Hiçbir şey doğal. Ve buradan su çıkıyor, bakın sıcak su. Kaynak burası, bakın. Ben içiyorum. Elhamdülillah. İşte Rabbim yeryüzünde insanlar için ne kadar güzellikler yaratmış. Şifalı kaplıcılardan Türkiye'nin, dünyanın her yerinde insanlar geliyor. Tedavi oluyorlar. Sağlık ve sıhhat buluyorlar. Kendi memleketimizin doğal kaynakları bunlar. Rabbimin verdiği bir nimet. Gelin bu bölgeye. Ben de ilk defa geliyorum. Yani Karahayıt kaplıcılarına. İstediğiniz otelde, pansiyonda istediğiniz fiyata var yani. Ben 150 liraya kaldım. Güzel bir bölge. Denizli bölgesi gerçekten çok güzel. Doğa, doğal kaynaklarıyla, insanıyla da, insanlar da çok iş. Bak buraya hangi esnafla konuşsak çok güler yüzlü, tatlı yüzlü karşılanırlar. Genelde Denizli, bu bölge hep yörük, ağırlıklı yörük insanları. Konuşmalar da, şiveler de çok hoşuma gitti benim. Çobanla baş başa çekimler için bu bölgeye geldik. Buradan inşallah Uşak'a doğru gidiyoruz. Biraz sonra yola çıkacağız. Ama sonra sizleri burada görüntülemek istedim, göstermek istedim. Şuraya koy, şuraya koy. Sıcak peki. Oo, bayağı sıcak, dayanılır gibi ya, değil. Sok sok ya, madem çıkardın. Ay, dayanılır gibi değil, sok sok. Allah Allah, gir gir. Gir 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 gir. Gir gir gir. Oğlum korkuyor, kayıyor. Aa, çok sıcak. Bak çok. Gel, bakalım süratle girelim. Tabi bulunmuyor. Evet. Evet. Sıcak su buradan akıyor arkadaşlar. İnsanlar da bakıyor. Merhaba, ben Yasemin Yiğiter. Profesyonel turist rehberiyim. Genelde bu bölgede çalışıyorum. Şu an Karahayıt ya da Kırmızı Su olarak bilinen noktadayız. Bu bölgenin, bu kasabanın adı Karahayıt ama herkes burayı Kırmızı Su olarak bilir. Aslında hani suya baktığınızda suyun herhangi bir rengi yok. Sadece suda bulunan demir mineralinden dolayı yer altından çıkan su oksijenle birleştiğinde oksitlenerek aktığı alanı kırmızıya çeviriyor ve bu yüzden Kırmızı Su adı veriliyor. Bu bölgede hemen hemen her otelde, her apartta bu sudan faydalanabilirsiniz. Suyun sıcaklığı 27 ile 57 derece arasında değişiyor. Bazı noktalarda bayağı sıcak ve kaynar bir sudur.
içerek ya da yüzme olarak bu sudan faydalanılıyor. Hatta Karaeğitim girişinde bir hastane yapılıyor. Bu hastanede de bu sudan faydalanarak tedavi amaçlı hastaların gelip kalabileceği ve tedavi görebileceği bir nokta. Onun dışında dediğim gibi pansiyon ve apartlarda kullanabilirsiniz. Pamukkale, buradan 7 kilometre sonra Pamukkale var. Pamukkale'de de beyaz bir zeminle karşılaşacaksınız. Orada da su aktığı yeri beyaza çeviriyor. İçerisinde bulunan kalsiyum mineralinden dolayı. Yani orada da yine sudan içerek ve yüzerek, içeride bir Kleopatra havuzu var. Ekstra ücret verilerek girilebilen. Ama travertenli alanda herhangi bir ücret ödemeden eğlenebilirsiniz giriş kapısından geçtikten sonra. Orada da suyun sıcaklığı yaz-kış 36 derece. Yine dediğim gibi bu deprem sonrası oluşan kırıklardan, fay hattından yukarıya çıkan yeraltı suyu doğal olarak kullanılıp fayda sağlayabileceğiniz bir alan. Yaz-kış misafirimiz çoktur bu bölgede. Genelde Karaeğit bölgesini konaklama için tercih ederler. İçerisinde bulunan termal sudan dolayı. Yaz-kış aynı sıcaklıkta olmasından dolayı kışın daha fazla olmak üzere yazında misafirlerimiz vardır. Peki Pamukkale bölgesinde tarihi kent var. Nedir o? Hangi döneme ait? Hierapolis antik kenti. Pamukkale'ye giriş yaptığınızda zaten tek bir giriş kapısı var. O giriş kapısından geçtikten sonra hem antik kent Hierapolis'e hem de travertenli alanı gezebiliyorsunuz. Roma döneminden kalma, M.Ö. 2. yüzyıla ait tarihi bir kenti görmüş olacaksınız. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet değerli arkadaşlarım, tercümanımıza rica ettik, konuşturduk 3 dakika. Karaeğit bölgesini kaplıcılarını ve Pamukkale'yi bizlere özetledi. Ben de gördüklerimi anlatayım. Bu bölge tamamen kaplıcılar şehri. Kaplıcılarla dolmuş taşmış. Pansiyonlar ve oteller var. Çok hesaplı otel ve pansiyonlar da var. Biz mesela bu akşam 150 liraya kaldık. 2 gün önce de 600 liraya kalmıştık 5 yıldızlı otelde. Şifalı kaplıca. Türkiye'de dünyanın her yerinden buraya insanlar geliyor. Siz de gelin görün. Gerçekten bu bölgede hayat var. Yine Pamukkale'de de antik kent var. Roma döneminden kalma tarihi bir şehir var. Yerle yeksan olmuş. İşte Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili ayetler de var. Abiye sorsana içeceksin. Siz? Suyu içeceksin mi abi? Suları içeceğiniz mi? Evet. Su içilir mi abi sular? Tam az içer. He. Ne? Şuradan mı abi? Evet. Biraz sarı o. Zaten böyle. Kırmızı su değil. Bu rengi bu. Ama bu sıcak olarak gitmeyecek, soğuyacak bir faydası olur mu? Olsun. İçebilirsin dedim. He. Ya gün bu kadar içecek, hazır değil. Afiyet olsun. Yudum. Neye iyi gelecek o? Mideye, bağırsakları. Sindirim sistemi mesafe kesin. Evet, su tabi içiliyor, sular içiliyor. Bu şekilde. Yine Pamukkale'de de işte gördüğünüz gibi traverterler var. Beyaz. Yine anlattı tercümanımız kısa olarak. Bu bölgeyi gezmenizi, görmenizi isterim. Dış dünyayı, başka ülkeleri gezmenize gerek yok. Bizim kendi ülkemizin zenginlikleri, medeniyetleri size yeter. Gerçekten çok büyük bir zengin ülkemiz var. Türkiye dünyanın belki en iyi ülkelerinden birisi. Ne kadar büyük medeniyetler, imparatorluklar, krallıklar, insan medeniyetleri, insan kavimleri gelmiş geçmiş. Peygamberler gelmiş geçmiş. Peygamberlerin, peygamber kavimlerinin, çeşitli ırkların, dildeki ırkların yaşadığı bir coğrafyadan bahsediyoruz Türkiye. Gerçekten dünyanın en iyi bölgesi. Onun için biz önce kendi ülkemizi gezelim. Kendi ülkemizin güzelliklerini gezmekle biz bitiremeyiz zaten. Başka ülkelerin güzelliklerini aramaya, onları gezmeye, onlara zaman harcamaya bence gerek yok. Hayır, kendi ülkemizi gezelim. Ondan sonra da dünyaya gidebiliriz. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Selamünaleyküm sevgili izleyicilerim. Ben Kadir Demircan. Sizlere Türkiye çapında yepyeni bir projeden bahsetmek istiyorum. Arkamda yazıyor. YouTube kanalımızı kurduk. Türkiye Ucuz Emlak Pazarı. Türkiye Ucuz Emlak Pazarı. Bizim ismimiz falan geçmiyor. Keşif Arazi Emlak Ajansı'yız biz. Türkiye Ucuz Emlak Pazarı ne yapacak? Şu, 5000 lira ile 50 bin lira arasındaki araziler burada yayınlanacak. 5000 TL ile
50.000 TL arasındaki arazileri burada yayınlayacağız. Bizim kendi arazilerimizi Çanakkale ve Balıkesir'de 8 tane ilçede biz zaten çalışıyoruz. Bunlar olacak. Bir de Türkiye genelinde ki arazileri yayınlayacağız. Türkiye genelinden her yerden, her ilden, ilçeden, köyden bize arazi gönderebilirsiniz. Kendi çektiğimiz araziler yayınlanacak. 1. Emlakçıların sat diye bize gönderdiği araziler yayınlanacak. 2. Doğrudan mal sahipleri arazisini satmak istiyorlar. Videosunu çekip, fotoğrafını çekip WhatsApp kanalımızdan 0536 606 27 30 0536 606 27 30 ne olur? Bana ait telefon gönderecekler. Biz burada sağ olsun kardeşlerimiz onu çok güzel bir şekilde montaj yapacaklar. Süsleyecekler, püsleyecekler. Bu siteye koyacaklar. Ayrıca YouTube kanalımız bu. Türkiye Ucuz Arazi Pazarı. Bir de internet sitesini kuruyoruz. Facebook kanalımız var. Facebook gruplarımız var. WhatsApp grubumuz var. 5 ayrı ilan, reklam sayfasında bunları yayınlayacağız. En az 5.000 lira araziler, en fazla 50.000 lira arasındaki arazileri bize gönderin. Kesinlikle. Ve çok az karla çalışan bir çalışma olacak bu. Türkiye çapında arazisini satmak isteyenler doğrudan bize ulaşabilecekler. Onların adına bu arazileri satacağız. Peki Türkiye genelinde tapular nasıl olacak? Bütün hepsinin detaylarını bir proje şeklinde yazdık. Bunu oradan anlatarak sizin kafanızı karıştırmak istemiyorum. Türkiye'nin her yerinde satış yapıyoruz. Güvenli, garantili, hızlı bir satış sistemine de başladık elhamdülillah. Bize güvenin. 8 senedir Keşif Arazi Emlak Ajansı olarak bölgesel olarak çalışıyoruz. Güney Marmara bölgesinde çalışıyoruz. Türkiye genelinde hitap ediyoruz. Ama yepyeni bir projeyle tüm Türkiye ve dünya geneline hitap edeceğiz. Küçük yatırımcılarımız 50 bin liraya kadar herkeste para vardır. Parasını altına verebilir, dövize verebilir, Türk'ten sonra kalabilir ama toprağa vermek isteyenler, toprak en iyi ve en karlı yatırımdır. Toprakta bir standart vardır. Toprağa yatırım yapan kazanır. Toprak asla kaybettirmez diyenler paralarını tasarruflarını değerlendirmek için bizi arasınlar, bizim sayfamıza girsinler, onlara yardımcı olalım. Buradan ticaret de yapabiliriz. Parası olan vardır. Buradaki araziyi alır, tekrar satışa koyarız. Al-sat da yapabiliriz. Ama şu var, kesinlikle küçük yatırımcılara hitap ediyoruz. Bir, ikincisi küçük karlarla çalışıyoruz. İki, güvenli ve garantili satış yapıyoruz. Üç, bundan kesinlikle emin olabilirsiniz. Ben Kadir Demircan olarak hem Çiftçi TV'de Çobanla Baş Başa programını yapıyorum. Hem de 30'a yakın kitabım var, yayıncılık yapıyorum. Emlakçılığı bu işlerden birisi olarak yapıyorum. Yani bu hizmetlere ana sponsor olarak bu işi yapıyorum. Yani sadece sırf emlak işi yapmıyoruz. Ajansız biz. Şu anda artık bölgesel olarak çalışıyorduk. Türkiye genelinde, dünya genelinde hitap eden bir aşamaya geldik. Tabii ki bu yalnız yapılacak bir iş değil. Tabii ki profesyonel bir ekibim. Kabiliyetli ve iyi çalışan bir ekibim sayesinde bu adımı attık. Ben buradan bize güvenen müşterilerimize teşekkür ediyorum. Ve ekip arkadaşlarıma da böyle bir başarılı çalışmayı uygulamaya koyduğumuz için, bize destek oldukları için, bu grubu birlikte kurduğumuz için, birlikte çalışacağımız ve başaracağımız için onlara da teşekkür ediyorum. İlanlarınızı bekliyoruz. Bize çekin, gönderin, yayınlayalım, satalım diyorum. Teşekkür ederim. Hoşça ve sağlıcakla kalın diyorum.